erkekler için hepimizin bildiği gibi erkekler için avret mahalli Hanefi mezhebine göre göbekten diz kapağının iki parmak altına kadar örtülmesidir. Avret mahalli. Bir Müslüman erkek diğer bir Müslüman erkeğin diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmına bir tek sefer dahi nazar edemez. Gözünü dikip bakamaz. Baldırlarına, diz kapağından yukarı olan kısmına gözünü dikip bakarsa aynen o erkekle zina etmiş hükmündedir. Rabbül Alemin hudut çiziyor. Bunun dışında hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir ölçü Allah'ın ölçüsü değildir. Allah'ın ölçüsü değilse kimse onlara uymaya kimseyi mecbur edemez. Bugün futbol sahalarında maç yapan futbol topuyla ve o futbol topunun peşinde koşan bütün oyunculara dikkat ediniz. Her birisi İslami hükmün dışında diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmı kapatmadan oyun oynamaktadırlar ki o türlü futbolcuları oturup seyreden Müslümanlar vallahi cehennemlik olacaklardır. Avret yerine bakıyorsun çünkü. İslami adabın dışında, ahkam-ı ilahiyenin dışına cereyan ediyor çünkü. Bunlar basit meseleler değil. Onun içindir ki haramla meşgul olmuş olurlar. Diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmını kapatmadan oyun oynayan futbol vesaire oturuyor neyse o şekilde o noktalardan herhangi bir yere nazar eden bir Müslüman haramla meşguldür, isyanla meşguldür. Bu haldeyken öyle bir Müslümana hiçbir Müslüman selam veremez. Diyelim ki bir Müslüman şort giymiş, af buyurun, bacağına bir şort geçirmiş, diz kapağından 5 santim yukarıda. Vakıa göbekle diz kapağına kadar örtmek istemiş ama diz kapağının çok yukarısından itibaren kapatmış. Ehli sünnete uygun bir şekil değil. Hanefi mezhebinde haber verilen hudutlara riayet etmemiş. Böylece oturmuş bulunan bir Müslüman setri avrete riayet etmediği için avret mahallini tam ve kamil manada kapatmadığı için haram işlemektedir. Haram işleyen bir Müslümana hiçbir Müslüman selam veremez. O halden kurtuluncaya kadar. Diyelim ki bir Müslüman olarak zaruret halinde bir hamama girdiniz. Hamam içinde sıcak suların kaynadığı, insanın terlemek suretiyle kirlerden ve pisliklerden temizleneceği hamam evine girdiği zaman bir Müslüman o hamamda yıkanan insanların, Müslümanların arasında bir kişinin dahi eğer diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan o mesafeyi kapatmamış bir insan bulunuyorsa oraya bir Müslümanın girmesi vallahi 4 mezhepte haram olur. Oraya giremez. Ya hepsi kapanmış olacak, diz kapağıyla göbek arasını tamamen setri avret edecek, kapatacak yahut o hükmün dışında bir kişi çıplak olarak hamamda yıkanıyorsa, peştimansız yıkanıyorsa, şort ile yıkanıyorsa, af buyurun kilot ile yıkanıyorsa, diz kapağı ile göbek arası açık olarak yıkanıyorsa, bir Müslüman öyle bir hamama giremez, girerse cehenneme mutlak girmiş olur. Setre avret deyip geçmeyiniz, mühim bir hadisedir. İnsanın bütün hayır ve faziletleri mahvolur. İnsan Allah'a asi olur. Ve bunun adabını mutlaka bilmek lazım.
Onun içindir ki Resul-i Zişanımız bu noktada çok şiddetli, çok dikkatli ve çok ibretli emirler, nasihatler etmektedir. Buyuruyorlar ki Bi'sel beytül hamam. Şu hamam denilen evler, hamam denilen yerler ne kötüdür, ne fenadır. Tükşefü fihil avra, öyle yerler ki orada avret mahalleri açığa çıkarılır. Avret mahalli dediğimiz erkeklerin diz kapağı ile göbek arası açıkta bırakılmak suretiyle öyle bir yerde yıkanırlar. Avret mahalleri açıkta kalır. Ve turfa'u fihel esvat. Orada bağırıp çağırmalar, gürültüler, edep dışı konuşmalar, hayasız sözler sarf edilir. Resul-i Zişanımız hamamı kötülerken bu iki suretle kötülüyor. Öyle bir kötü yerdir ki hamam, orada yıkananlar setre avrete dikkat etmezler, göbek ile diz kapağının iki parmak altına kadar olan bölgeyi açıkta bırakmak suretiyle haram işlerler. Öyleyse içinde haram işlenen hamamlar Allah'ın lanet ettiği yerlerdir diyor. Müslüman gidemez. Ya tam manasıyla disiplin altına, İslam adabına, İslam ahkamına, İslam ahlakına, İslam tesettürüne tam manasıyla riayet edilecek yahut Müslüman gidemez. Hele bir de Allah göstermesin bugünkü gibi bir takım cahil Müslümanların hamamda böyle açık saçık yıkananların arasında yıkanması bir masiyet, bir isyan, bir haram olduğu halde ayrıca bir de hamam delleklerine, dellek mi diyorsunuz, tallak mı neyse, bizzat o vazifeli adam tarafından cahil Müslüman apış aralarına varıncaya kadar bizzat sabunla, lifle, köpüklerle o bizzat yabancı adama yıkatmak suretiyle avret mahalline başkasının elini değdirmek suretiyle Allah'ın lanetine müstahak oluyor. Nasıl olur böyle şey? İslam'ın adabında, İslam'ın ortaya koyduğu ahkamda, ahlakta böyle şey var mı? Onun için aziz ve asil kardeşlerim, bu meseleler, işte dikkat ediniz, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum. Avret mahallinizi örtecek olan elbiseleri sizin üzerinize gönderen, değdiren, halk eden, icat eden bizzat Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlara riayet etmeyen, doğrudan doğruya Allah'a isyan eden insanlardan başkası değildir. Biz Müslümanız. Müslüman Allah'ın ahkamına, Allah'ın adabına, Allah'ın koyduğu hududa mutlak saygı gösteren insandır.